Zerdeçalın pek çok faydası var. Bilinen en önemli özelliği antikanserojen olmasıdır. Antioksidandır, yani vücudumuzda kötü birikimleri engeller. Serbest radikalleri atar, ciltte de olumlu sonuçlar verir. Hücresel ödemi azaltır. Artrit gibi romatizmal hastalıklarda da tedavi edici özelliği olduğuna dair bilimsel çalışmalar mevcuttur. Zerdeçal çünkü çok önemli bir baharat türü. Zencefil grubundan geliyor. İçinde C vitamini, B6 vitamini, demir ve folik asit ve manganez bulunuyor. Bu da oksijenlenmeyi sağladığı için kanda, evet, antioksidan özelliği çok yüksektir. Çeşitli bilimsel çalışmalar var bununla ilgili. Önleyici olması ile ilgili çok yoğun çalışmalar var, özellikle kolon kanserinde. Ama sonrasında alınması da bildiğiniz gibi kanser hücreleri oksijenli ortamlarda yaşayamadıkları için, zerdeçalda oksijenlenmeyi arttırdığı için, kanda ve kan bayım birini açtığı için çok faydalı olduğu düşünülüyor. Kişinin durumuna bağlı ama 750 miligram kurkumin alınabilir. Bu zerdeçalın içinde bulunan aslında etken malzeme olarak düşündüğümüz en etkili elementtir. Doğrudur. Kurkuminin, yani zerdeçal özünün karabiberle birlikte alınması etkinliğinin arttırmasına sebep oluyor. Çünkü emilimini arttırıyor. Zaten formlarda, hani baharat olarak değil, tablet olarak aldığınız formlarda yurt dışında içinde karabiber bulunanları da mevcut. Herkes zerdeçal alamaz. Çünkü zerdeçal kan sulandırıcı etkisi olan bir üründür. Onun için varferin, aspirin gibi ilaçlar kullananlar almamalıdır. Diyabeti de dengeleme özelliği vardır. Kontrolsüz diyabette doktorunuza danışmanızda fayda var. Bir de yoğun karaciğer probleminiz varsa yine doktor tavsiyesiyle alınması gerekir.